CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Oslo, İmralı, Dolmabahçe tutanakları açıklanmadan Türkiye'de terörün bitmeyeceğini öne sürdü. Meclisi göreve çağıran Altay, Türkiye'de akan kanın artarak devam etmesi meclisin seyirci kalacağı bir durum değildir dedi. Hükümetin tutarsız, beceriksiz Güneydoğu politikalarına, terörle mücadelesizlik politikalarına şehit verdik. Bu artık kabul edilebilecek bir durumun çok ötesine geçmiştir. PKK terör örgütünün kurulduğu günden bugüne AKP döneminde ne kadar büyüdüğü ve güçlendiği ortadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bir çağrı yapmak zorundayız. Hükümetin bu beceriksizliği, Türkiye'de akan kanın artarak devam etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seyirci kalacağı bir durum değildir. Her vesileyle hükümetin terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu, destek vereceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen, kimi zaman terör örgütleriyle masaya oturan, kucaklaşan, kimi zaman verilen sözleri tutmayıp terör örgütleriyle kavga eden ama sonuçta hemen hemen bütün terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tescillenmiş bir hükümet Türkiye'nin terör sorununu çözemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorunu daha fazla seyretmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorunu daha fazla seyretmesi meclisin kuruluş ve varlık sebebini de inkar anlamına gelir. Meclis bu vahim duruma derhal el koymalıdır. Hiçbir hak talebi teröriste masumiyet, terörizme meşruiyet sağlamaz. Hükümet terörle etkin bir şekilde mücadele edebilmelidir. Terörle, teröristle pazarlık yaparak terörün bitirildiği bir ülke dünyada örneği yoktur. Terör nasıl biter? Terör biter değerli arkadaşlar. Türkiye teröre mahkum bir ülke değildir. Terör Türkiye'nin kaderi değildir. Buradan söylüyorum, bir, Oslo, İmralı, Dolmabahçe tutanakları gerekirse bir kapalı oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleriyle paylaşılmalıdır. Bu tutanaklar açıklanmadan terör bitmez. Neye evet dendi, neye hayır dendi, ne verildi, ne alındı, ne sözler verildi, bizim bunları bilmemiz lazım. Türk milleti adına, vatandaşlarımız adına bunları bilmemiz lazım. Bütün siyasi partilerin eşit temsil edileceği bir uzlaşma, terörle mücadeleyle ilgili bir komisyonun, Kürt sorunuyla ilgili bir komisyonun mecliste kurulması lazım.